Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Mustafa Kemal Atatürk sanayiye büyük önem vermiş ve ekonominin tüketime değil üretime dayalı olması gerektiğini savunmuştur. Cumhuriyet kurulduktan sonra ilk 15 yılda 46 fabrika hizmete alınarak sanayi üretimi Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine ulaşmıştır. Habaş Şirketler Topluluğu'nun kurucusu Hamdi Başaran, Cumhuriyet'in kuruluşunu yaşayarak büyümüş bir vatanseverdi. Atatürk vefat ettiğinde 21 yaşında olan Hamdi Başaran, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yoksulluğu, çaresizliği, eğitimli insan sayısının neredeyse hiç olmadığını görerek yaşamıştı. Bu nedenle çalışmanın sadece kendisi için değil, ülkesi için de önemini biliyordu. Hamdi Başaran her zaman Türk sermayesinin ve emeğinin başarılarından gurur duydu. 1970'li yıllardan itibaren vefat ettiği 1987 yılına kadar Habaş'ın sanayi ve tıbbi gazlar sektöründe, sıvılaştırılmış petrol gazı sektöründe ve çelik üretiminde yaptığı atılımlara öncülük etti. Bugün Habaş Şirketler Topluluğu 60 yıllık geçmişinden ve mevcut yapısından güç alarak çatısı altında 4000'den fazla kişiye istihdam sağlıyor, dünyanın dört bir tarafına ihracat gerçekleştiriyor ve ülkemizin ihracat birincisi olma özelliğini hala koruyor. Hamdi Başaran, sağlığında o yıllarda sanat okulu olarak ülkemizin eğitim sistemine giren bugünün mesleki teknik eğitim merkezlerinden bir tane yapmayı hedeflemişti. Ömrü yetmeyince bu hayalini Habaş Şirketler Topluluğu'nu sektöründe ihracat birincisi haline getiren evlatları ve kurucusu olduğu şirketi gerçekleştirmiştir. Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, 30 bin metrekare arsa içerisinde yer alan, 14 bin 400 metrekare kapalı alanda 2400 öğrencinin 300 eğitimciyle mesleki eğitim alacağı 40 adet derslik, çok sayıda branşa hizmet verecek 8 adet laboratuvar ve 26 adet atölye ile hizmet vermektedir. Okulun mesleki teknik eğitimde örnek olması amaçlanmıştır. Eğitim için seçilen branşlarla Hamdi Başaran'ın inancı olan nitelikli ara eleman yetiştirilmesi ve milli üretimin geliştirilmesi ilke edinilmiştir. Uygulamalı eğitim alan öğrenciler, kendilerine sunulan staj imkanlarını da Habaş Şirketler Topluluğu bünyesinde değerlendirebilmektedirler. Okulun aynı zamanda engelli dostu olması, engelli öğrencilerin mesleki eğitim almasına olanak vermektedir. Enerji verimliliği dikkate alınarak tasarlanan yapısı, özel mimarisi, altyapısı, peyzaj ve çevre düzenlemesi, spor ve sosyal aktivite alanlarıyla ülkemizdeki tek ve en özel meslek lisesi olmuştur.
Büyük Önder Atatürk'ü örnek alarak çağa uyum sağlamış, çağı yönlendiren, geleceğimizin teminatı olan gençler yetiştirmek için kurulan Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, öğretmenleri ve idarecileriyle özverili bir şekilde gece gündüz çalışmaktadır. İleri görüşlülüğüyle ülke ekonomisinin gelişiminde büyük rol oynayan Hamdi Başaran, geride bıraktığı değerler ve ülkemize kazandırdıklarıyla yaşamaya, sevgi, saygı ve özlemle anılmaya devam ediyor.